geldim. Yağmur yağmaklar biter, çocuklar doğar, ana ve babasının yerini tutar. Sonra hepsi mahvolup gider. Gökte ne gökü? Yok, bu kadın ardan kızı kesilmez. Hemen kulak tutunuz. Dikkat ediniz. Gökten haber var, imret alacak çok şey var. Ey Perimiz Üstadımız, ey Allami'yi Cihanımız, ey büyük filozof, ey süper bilgi büzük bürç hazretleri. Kadı Karaköz'e davayı YKK'ya intikam ettirdi. Bir hukuki çıkmaz ama da bir türlü içinden çıkamıyorum. Bana elinizi uzatın. Yeryüzü bir felse eyvan. Gök boş, yüksek bir tavan, yıldızlar yürür. Denizler durur, gelen kalmaz, giden gelmez. Dünyada hiçbir şey parasız olmaz. Ah tabi tabi, hay 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 hay, ona ne şüphesiz. Aileli manada her şeyi okumuş, hazmetmişsiniz. Siz dünyanın bilmediğini bilir, gelecek gelmeden haber verirsiniz. Tabi Şehzat Yüceli'dim, çabuk söyle hadi. Eşeğin gölgesi kiralanır mı, kiralanmaz mı? Bravo. Evet, eşeğin gölgesi kiralanır mı, kiralanmaz mı? Yani eşeğin gölgesi diyorsun ya, aslında eşek nedir? O da bizim bir tasavvur, bir gölge değil mi? Esasen şu dünyadaki bütün varlıklar birer gölge değil mi? Bütün eserler de birer yankı değil mi? Ay, benim gibi bey baba çık ya, çık 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 şöyle yeryüzüne bir çık. Şu halde eşek de aslında cümle varlıklar gibi bir gölge olduğundan eşeğin gölgesi bir gölgenin gölgesi oluyor demektir. Eşek bir gölge olarak kiralanır da gölgenin gölgesine de kiralanmasın. Tamam, anlaşıldı. Bana müsaade, süper bilgim. Vizite ücreti ne oldu? Madem dünya yüzündeki bütün varlıklar aslında birer gölge, siz de paranın gölgesiyle yetinin. Hiç öyle şey olur mu? Ya sizin verdiğiniz gölgenin gölgesi kiralanacaktır fetvasıyla davamız mahvolur mu? Bu karşı tarafın işine gelir. Kafam karış. Bir oraya bak, sana bak. Neyse ben soruyu sorayım. Sen eşekçinin avukatı mısın yoksa gölgeden sebeplenenin mi? Eşekçini. Eşekçini. Al öyleyse. Eşeğin gölgesi kiralanabilirse kiralı istersin. Kiralanamaz derlerse berber kiralanamayan bir şeye el koyuyor demektir ki anne malını kendi intizarına alıyor durumuna düşer. Yine cezai müstehzimdir. Çok güzel. Hemen gidip bunu yargıçlara haber vereyim. Üstad-ı Azam, Allami Cihan, süper bilgin hazretleri. Bir şey mi dediniz? Sonsuz, dipsiz, yüce bilginizden faydalanmaya geldim. Ay, çok meşgulüm. Kendi tete bu atın bana yetiyor. Vaktim yok. Aha, ve lakin davanın ve bütün Abdalya'nın mukadderatı size bağlı sultan. Çıkmaza girdi mevzuat. Çok sıkıştık efendim. Kul sıkışmayınca hısır yetişmezmiş. Meşakkat tesiri celbeder. Felsefe ilminin baş haziyesi olan bu düstur, bir cismin fazla sıkışınca kendiliğinden genişleyeceğine amirdir. Bu sıkışı sonra erir soğuk. İnsan sıkışır, sıkışır. Şu an sıkışmadık. Rahat olsun. Ay ne hikmet, ne keramet. İlleveler dedi, şimdi bizi ferahlatacak. Formülü de lütfediniz. Formülü de lütfediniz. Sen ben bilmiyorum, katısın değil mi? Al öyleyse. Işık gerçektir. Gölge hayal. Gölge diye ışığın eremediği yere deriz. Şu halde gölge gerçek değildir. Şu bir mum. Tamam mı? Şu da bir elma. Elmanın her yanı ışık dolu. Bak bu yanında yok. Tamam mı? Burada yok. Gölge dediğiniz kar altında. Şuradaki ışık satır adıdır. Çok güzel. Doğru. Çok güzel. Doğru. Çok güzel. Çok güzel. Hadi bravo. Gölgeyi temlid eden nedir? Hı? Bir cisim, elma, armut, bir ağaç, bir ev, bir insan. Yani ışık görünüşte eşeğin gölgesi sanılırsa da özel olarak eşeğin değil, genel olarak sadece ışık geçirmeyen bir cismin gölgesidir. Yani eşeğin yerinde hangi cisim olursa olsun elma, armut, ev, insan, ışık geçirmeyen bir cisim bu gölgeyi zaten verebilecektir. Aynen isabet. Aynen isabet. Binaenaleyh, söz konusu gölgede eşeğin eşekliğinin hiçbir payı bulunamaz. Ne kadar güzel. Binaenaleyh, eşeğin sahibinin ille eşeğinin gölgesidir diye iddia ettiği gölge aslında
sadece ışık getirmeyen bir cismin gölgesidir. Bir şey batıl olduk da zımnındaki şey de batıl olur. Batıl olur! Teşekkür ederim süper bilgin Mızır Mürç Hazretleri. Ben bu saçları değirmende mi arttırım? Ya ben de böyle herkesin geçimi bir yerden bu fikirleri böyle top gibi atar tutar sebeplerini bilirim.